Abi, gel istersen biz seni eve bırakalım ha. Biraz uyursun. Abi, iyi misin? Oğlum 2 dakika huzur verin lan adama. Motorunuz soğusun. Ne oluyor lan? 4534 merkez. 4534 merkez. Kurtuluş Parkı civarında çatışma. Takviye ekibi istiyoruz, tamam. Abi biz gidiyoruz. Hadi lan, hadi hadi. Hayalet. Hayalet. Sen bunu al. Biz onları halledelim. Hadi. Tamam. Ateş etme. Yakaladık. Amirim, yakaladık zaten. Tamam, indir silahı. Amirim. Seni buradan çıkartacağım. Uğraşıyorum işte. Sık dişini biraz daha. Bak,
Eğer biz işleri yoluna koymadan buradan çıkmaya kalkarsan... ...önce meslekten olursun, sonra doğru kodese. Ben kardeşimi harcatmam. Anlıyor musun? Bak o vurduğun adam var ya... ...uyuşturucu kaçakçısının tekiydi. Eskiden olsa aferin alırdın. Şimdi yok abi uyum yasası, yok entegrasyon. Halledemedik işte, uğraşıyoruz. Bak sen sakin ol. Ya oğlum içme şunu ya. Bu kadar çok içmek zorunda mısın her gün her gün? Ha? Bırak şunu ya, bırak Allah'ını seversen. Yok mu oğlum senin burada arkadaşın falan? Konuşsana şu insanlarla. Rahatlarsın. Konuş konuş, içini dök. Amirim ne haber, tamam. Amirim şüpheli var, alayım mı? O da mı polismiş? Ne bakıyorsun lan artist? Aaa! 3169 merkez! 3169 merkez! Şevket Bey, bir tek siz kaldınız lütfen. Öyle mi? Tamam. Çıkıyorum şimdi. Çıkıyorum ben. Gelsene sen de kaçalım. Kolay kazılıyor mu? Evet, fazla uzun sürmez. Çocuk kaçıyor. Sen kazmaya devam et, ben yakalarım. Tut şunu. Beni almadan mı gideceksin? Thank you.
çekip gittin, yalnız bıraktın. İstediğimle evlenirim. Sen kimsin? İster hap atarım, ister hamile kalırım. Hesabını soracağım sana. Sor! Göreceksin, hiç beklemediğim bir tokat atacağım. Amirim! Amirim, oturacağım şu bundan amir! Öldürürüm amir! Hadi babacık, geçer artık. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Ben buraların bekçisiyim amirim. Ya bu tarlalara bakıyorum. Sen bu sesleri duyduğunda evde miydin? He. Hanımla evde oturuyorduk. Yemek yiyorduk. Birden bağırışma duydum. E tamam, ne diyordu? Bir şey demiyordu amirim. Bağırışma sesiydi. Çığlık sesi falan. Çocuk çığlığıydı galiba. Sonra? Ben ilkin kaza oldu sandım. Sonra feneri kaptım, çıktım dışarı. Ay, yaklaşıyorum bir gariplik var. Sesler kesildi. Geceleri incin top oynar buralarda. Bir an durdum, gideyim mi gitmeyeyim mi? Sonra okuya okuya yaklaştım buraya. E birilerini göremedin mi kardeşim? Yok, karanlıktı amirim. Beni görünce arabaya bindiler, kaçtılar. Peşlerinden fener tuttum ama göremedim. E arabanın rengi, modeli, onları göremedin mi? Yok, göremedim. Karanlıktı. Sonra geri gidiyordum. Eşelenmiş toprağı gördüm. Tamam kardeşim. Tamam. Sağ ol. Hadi eyvallah. Yağmur birçok izi yok etmiş. Elimizde pek bir şey yok. Yalnızca çocuğu koydukları torbadan parmak izi olabildi. Ha, bu arada çocuğun böbrek üstünde bazı kesikler var. Lan! Gel buraya, gel. Ne dedim ben sana, ha? Ver o makineyi, ver. Oğlum, kırarım lan bunu, kırarım, anladın mı? Ne yapayım komiserim, benim işim de bu. Lan, başlatma şimdi işinden. Biz daha buraya gelmeden buradaydın sen. Sana kaç kere dedim polis telsizini dinleme diye. İyi tamam, ver makineyi. Al lan, ağlama. Zırlak. Geç bakalım içeri. Otur.
Yok, böyle iyiyim müdürüm. İyi. Sabah haberlerini izledin mi? İzledim müdürüm. Ya bunlar bu işi büyütürler. Akşam haberlerine de çıktık mı, al başına belayı. Hangi aşamadayız, var mı bir gelişme? Çocuğun böbreğini almışlar müdürüm. Kayıp şahıslarla bağlantıya geçtik, cesedin kimliğini tespit ediyoruz. Gasp'tan da Adnan'la çalışacağız. Gasp niye bakıyor? Ha? Gasp niye bakıyor? Ya bu işin içinde cinayet var. Böbrek mi gasp ettiler yoksa? Yahu her fırsatta niye gaspçılardan yardım istiyorsunuz? Müdürüm, koordineli çalışın demiştiniz. Gaspçılar akıllı adamlar. Adnan'la çalışacağız. Yahu bana akıllı adam değil, çakal adam lazım, çakal! Bu bir iki sene önce buna benzer bir vaka vardı. Senin ekip mi çözmüştü onu? Evet müdürüm. Peki ekibin başında kim vardı? Ben vardım müdürüm. Adamları sen mi yakaladın yani? Ya hani bu deli bir başkomiser vardı, onu soruyorum. Aha, Behzat'ı diyorsunuz. Ha, evet Behzat'tı, tamam. Ya o olaydan sonra efsane oldu adam. Onları nasıl yakalamıştı, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum müdürüm. O zamanlarda birlikte çalışıyorduk biz. O ilk gittiğinde... Bu işi ancak o halleder. Behzat bir süredir yok müdürüm. Nerede lan bu deli başkomiser? O şeyde, işte tımarhanede. İki ay önce Kurtuluş'un orada mafyaya da sıkan buydu değil mi? Evet müdürüm. Kafada bir şey yokmuş oğlum. Abisiyle konuştum geçenlerde. Soruşturmadan yırtmaya çalışıyorlar. Ben çıkarırım onu. Müdürüm siz daha iyi bilirsiniz tabii ama... O kısa bir süre önce kızını kaybetti. İsterseniz başımıza iş almayalım. Bak oğlum, bu iş pis bir iş. Bana da böyle dandın girecek bir adam lazım. Bu işi çözse çözse... Behzat çözer. Artistlik mi yaptım sana? Nasılsın amirim, iyi misin? Aynı oranda koydum vallahi. Efendim abi. Evet abi. Tamam. Tamam, geliyorum. Hadi eyvallah. Hayalet. Sana selam var. Dün bir tane çocuk cesedi bulduk da böbrekleri kesilmiş. Onun için hemen gitmem lazım benim. Tamam. Tamam, daha bol. Eyvallah. Kalk hadi, psikiyatrist seni bekliyor. Behzat? Efendim? Dedeciğim, yok bir şey, yok bir şey. Hmm.
Son bir aya mı ait bunlar? Evet komiserim. Ankara'daki son bir aylık ihbarların tamamını tarihlerine göre tasdif ettim komiserim. Organ mafyası kurbanla işini bir an önce bitirip kurtulmaya bakar. Çocuğun ailesi ihbarda bulunduysa bunlardan biri olabilir. Haklısın, buldum abi. Can Sönmez, 6 yaşlarında. Burada yazana göre komşuları tarafından kaçırılmış ha? İhbarı 2 gün önce almıştık komiserim. Olay yerine ben de gitmiştim. Bir şey bulabildiniz mi? Can'ı kaçıranlardan bir tanesinin telefon numarasına ulaştık komiserim. Can'ın annesiyle en son o telefon numarasıyla bir görüşme yapmış. İnceletiyorum. Başka? Çok sayıda parmak izi var komiserim. Aldık ama daha bir sonuç çıkmadı. Cesedi koydukları torbada da parmak izleri vardı. Evden aldıklarınızla onları da bir karşılaştırdım. Emredersiniz komiserim. Bu evde fotoğraf, motoraf, ıvır zıvır bir şey çıkmadı mı? O gün neredeyse apartmanın tamamı oradaymış komiserim. Doğum günü kutlaması yapılmış evde. Birçok delil topladık ama bunları da araştırmamız zaman alacak. Hepsini inceletiyorum komiserim. Ben şu adli tıbba bir gideyim. Tamamdır babuş. Bu çocuğu kaçıranlar, Mithat Ayşe Taşçı, Uğur adında 8 yaşlarında bir çocukları varmış ha? İsimleri araştırdık komiserim, fake'miş. Fake ne lan? Yani sahteymiş komiserim. O zaman sahteymiş desene oğlum. Sahteymiş komiserim. Alo. Harun, bir adres veriyorum abi. Ya biz nereden bilelim çocuklarda sorun olduğunu? Ya bulduk işte bir tane daha. Tamam. Siz bir an önce ameliyat için mekan ayarlayın. Tamam. Yarın başka bir numara alacağım. Siz beni buradan ararsanız bulamazsınız. Ben sizi ararım. Ne diyor? Ameliyat için yer ayarlayacaklarmış. Ne zaman? Yarın. Çocuklar nerede? İçeride televizyon seyrediyorlar. Dün gece Ankara'da inanılmaz bir cinayet işlendi sayın seyirciler. 8 yaşında bir çocuğun cesedi böbrekleri alınmış halde bulundu. Dur girme, içeride hasta var. Geç otur şuraya. Asıl kendileri hasta. Polis misin? Belli polisin tipinden belli. Sabırsızsın bir de. Yalnız sakın benden önce girmeye kalkma, sırada ben varım. Tanışalım. Şule, Cale, Selma, Berna. Ne fark eder? Berna benim kızımın adı. Tamam, şöyle dersin. Narkotikten misin? Cinayet o zaman. Oh, kaç ceset gördün şimdiye kadar? Ben 2 tane gördüm. Biri dedemin, 96 yaşında öldü. Boşanmışsın sen, niye boşandın? Boşanmışsın. Niye? Söyle. Of. Ay çok sıkıcısın. Yeni tanıştığın birine her şeyini anlatmaz mısın? Ben anlatırım. Karşıma çıkan ilk insana bütün hayatımı anlatabilirim. Neden? Bilmem, bir sebebi yok. Yani doktora sorarsan manik falan diyor yani. Manik neyse. Ben hep böyleydim. İyi bir şey mi? İyi, iyi. Bence iyi. Sence? Bilmem. Senin kafa gitmiş zaten. Eda. Efendim? Bu cesedin kimliğini tespit ettik. Adı adresi burada. Ailesine bir haber ver de adli tıbba gidip teşhis etsinler. Yapabilir misin bu arada? Yani istersen ben konuşabilirim. Yok, yaparım, merak etme. Harun'la konuştum telefonda. Gidip şu komşularla bir konuşalım. Bu arada Selim gececi miydi ya? Vesat amirim gittiğinden beri gececi neredeyse. Ha. Çağır gelsin o da. Büroda adama ihtiyacımız var. Tamam, olur. Şimdi gir içeriye. Sen gir. Ben şu adamla bir konuşayım. Ya otur. Amma sinirli adam, otur. Ya sen gir yani. Ben tuvalete gideceğim zaten. Çok sıkıştım. Gel hadi sen. Merhaba.
Buyurun. Nasılsınız? Dün gece panik atak yaşamışsınız. Neler olduğunu anlatır mısınız? Yan odadaki tip beni delirtti. O ifadeyi kullanmayalım lütfen. Evet, devam edin. Dinliyorum sizi. Yok, anlatacak başka bir şey yok. Gece görevlisinde burnunu kırmışsınız. O istemeden oldu. Behzat Bey, öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yoksa size ilaç yazmak zorunda kalacağım. Yaz yaz. İki kutu yaz. Ve Berna diye de birini sayıklıyormuşsunuz. Kızınızı mı düşünüyordunuz? Behzat Bey, kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Yüzleşmediğiniz takdirde içinde bulunduğunuz travmayı atlatabilmeniz mümkün değil. Çıkabilir miyim? Tabii, buyurun. Ne oldu? Tedaviye cevap vermedin. Bırak lan kolumu. Elin adamını gördü, bırakıp gitti. Belki bir gün beni de bırakır bu. Yahu dar etme dedeciğim. Benimle yurtla başım dertte zaten. Beraber eve çıkarız. Kimsiniz? Tanımadın mı? Bahar. Bahar? Uzun yıllar oldu. Tanırsın sanmıştım. Gitmemiz gerek şimdi. Siz sonra ziyaretine gelirseniz tanır o zaman belki sizi. Hoş geldiniz. Teşhis için siz gelin isterseniz. Ben de geleceğim. Bakar mısınız? Görevliyi gönderin buraya. Harun'la Hayalet nerede? Çocuğun kaçırıldığı eve gittiler. Akbaba'da, adli tıpta. Buradaki işleri siz mi yürütüyorsunuz? Evet. Başkomiser Adnan, GASP'tan. Bu işte bize yardımcı olacak. Kendisine zorluk çıkarılmasın. Emredersiniz amirim. İsim neydi? Eda. Şimdi şöyle yapıyoruz Eda. Burada organ mafyasıyla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir sabıkalı, bir de şüpheli iki doktorun ismi var. Ne yapmamı istiyorsunuz? Sabıkalı olanın adı Adil Kara. Mahkemede aklanmış bu adam. Bizce delil yetersizliğinden salıverildi. Şimdi bu adam geçen yıl özel bir hastane açtı. Öncelikle bu hastanenin kontrol edilmesini istiyorum. Boşta kim var bizden? Selim'i aradım, gelecek birazdan. Gelmesin. Direkt hastaneye gitsin. Şu Adil Kara ile bir konuşsun bakalım. Emredersiniz amirim. Ekibiniz çok dağınık çalışıyor. Kimin nerede olduğu belli değil. Bir plana göre hareket etmezsek işimiz çok zor. Aç. Oğlum! Efendim. Neredesin Selim? Yoldayım, geliyorum.
İki saatlik uykuyla duruyorum. İnsanda biraz insaf olur ya. Hayalet mi çağırdı? Evet. Sen öyle san. Harun kafalıyor onu. Bizi buluşturmamak için planlar yapıyorlar. Selim, bunu sonra konuşalım. Zaten buraya gelmiyorsun. Şimdi sana bir adres vereceğim, oraya gideceksin, tamam mı? Tahsin Amir dünkü olayla bir bağlantısı olup olmadığını araştırmanı istedi. Ver ya, ver. Atatürk Caddesi, No 7, Özel Adil Hastanesi. Tamam. Tamam. Ne zaman taşındılar bu eve? Bir ay kadar önce. Şüphelendiğiniz hiçbir şey olmadı mı sizin? Yani olmadı. Tipik bir aileydiler işte. Şimdi bizim apartman günlerimiz olur kadınlar arasında. İki hafta önce Ayşe de geldi. Hatta Uğur'u da getirdi. Uğur'u kendi oğlu olarak mı tanıştırdı size? Evet. Ya sizce doğru mu söyledi peki? Yani çok ilgiliydi Uğur'la. Çocuk biraz içine kapanıktı ama hani o yaşlardaki çocuklar öyle olabiliyor. Kocası Mithat. O nasıl bir tipti? Çok normaldi. Sabah işe gider, akşam işten gelir. Ne kavgalarını duyduk, ne biriyle tartıştıklarını gördük. Görünüşte gayet normaldiler yani. He yani, böylece sizin güveninizi kazandılar. Ya şu doğum günü, doğum gününden biraz bahsetsenize bize. İşte 2-3 gün önceydi. Ayşe, Uğur'un doğum gününü kutlayacaklarını söyledi. Apartmandaki tüm çocuklu kadınları davet etti. Kaç kişiydiniz peki? Vallahi o yaşlarda çocukluk kaç tane kadın varsa toplandık geldik. Bu kaçırılan çocuğun annesi, o gün orada mıydı? Yok, onlar karı koca çalışıyorlar. Gündüz çocuğu kreşte bırakıyorlar. Ayşe aramış, Can'ı kreşe bırakmayın, doğum günü partisine getirin. İş çıkışta benden alırsınız demiş. Peki sizin tanımadığınız biri falan var mıydı burada hiç? Yani bir sihirbaz vardı işte ama onu ben tanıyorum. Uğur'un doğum günü için ben ayarlamıştım. Sihirbazın adı Engin'di. Ben eskiden beri tanıyorum. Hatta benim oğlumun doğum gününe de geldi. O gün adamcağız kızını bırakacak bir yer bulamamış. Onu da hatta getirdi doğum gününe. Peçete aramak için mutfağa gittim. Uğur'u gördüm. Çocuk çok mutsuz görünüyordu. Uğurcuğum, neyin var? Annemi özledim. Biz birazdan gideceğiz. Annen de sana kalacak. İşte sonra tüm kadınlar toparlandık, gidiyorduk. Can'a, Can, gel seni de bize götüreyim. Hadi gel. Yok, onun annesiyle ben konuştum. Annesi gelip buradan alacak. Tamam canım. Sonra görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ ol. Sonra da kaçırıldığını öğrendik. Belki de Uğur annemi özledim derken Ayşe'yi kastetmiyordu. Uğur da kaçırılmış olabilir abi. Güley Hanım, bir ara şu emniyete gelip kaçırılan çocukların fotoğraflarına bakabilir misiniz? Belki Uğur'un fotoğrafına rastlarsınız ha? Tabii gelirim. Tabii. Tamamdır. Bu evin sahibi kim? Almanya'da yaşıyormuş. Bir emlakçıdan kiralanmış galiba. Ama şimdi hangi emlakçı ben bilemeyeceğim. Kapıcıya sorarsanız size yardımcı olur. Şşş! Deli! Sen aldırdır lan. Kaça kaçsın uçağım sen? 84'e birim ulan ben. Aferin. Pis torun. Sen yokken biz vardık ulan burada. Lan başlayacağım lan şimdi sizin. Biriniz bitiyor, biriniz başlıyor. Yürü git lan! Yürü! Ne oldu? Yukarıda benim uyumaktan korkuyorum. Hayır, korkmuyorum. Ziyaretçim var.
İyi günler. İyi günler, buyurun. Doktor Adil Kara burada mı acaba? Kim arıyordu acaba? Cinayet bürodan Selim değil, o anlar. Neyi? Cinayet bürodan geldi mi? Konu neydi? Konu böbreklerimde bir sorun var da onunla ilgili görüşecektim. Bir saniye. Adil Bey, bir polis geldi, sizinle görüşmek istiyor. Cinayetle ilgili görüşecekmişler. Bir cinayet işlenmiş, onunla ilgiliymiş. Peki efendim. Sizi bekliyorlar, 6. kat. Teşekkürler. Sesini açsana, haber başlıyor. Cinayet büro ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Ankara Polatlı yolunda bir çocuk cesedi buldular. Muhabir arkadaşımız olay yerinde, yanında görgü tanığı var. Evet sayın seyirciler, dün gece cesedi bulup polise ihbar eden bekçi arkadaşımız şu anda yanımızda. Veysel Bey, olayı bize anlatabilir misiniz? Vallahi biz dün akşam hanımla evde oturuyorduk. Birden bir bağırışma duydum. Ne istiyorsunuz benden? Şey anlam veremedik. Konuştu. Oğlum, çıkaracaklar seni buradan. Neden burada olduğumu biliyor musunuz peki? Oğlum bir sus da bir dinle. Biliyorum, biliyorum. İki ay önce Kurtuluş'un orada birine sıkmışsın. Abin de seni buraya tıkmış. Merak etme, halledeceğiz. Kabul etsene oğlum. Buradan çıkmak istiyordun işte. Yaparım desene, hadi. Abi, sen bir sus. İstersen baş başa konuşalım ha? Biz biraz yalnız görüşelim. Hastanenizde böbrek nakli yapılmış olan hasta var mı? Bir kişi var. Neden sordunuz? Ameliyatı ne zaman yapıldı? Önceki hafta. Siz mi yaptınız? Bakın, sorularınıza cevap vermek zorunda değilim. Buraya neden geldiğinizi söyleyin, ona göre konuşalım. Haberleri seyretmişsinizdir sanırım. Böbreği alınmış küçük bir çocuk cesedi bulduk. Yani? Yani Adil Bey, organ mafyasıyla bağlantınız olduğunu biliyoruz. Ben mahkemede aklandım. Kimsiniz siz? Savcı mısınız? Derhal terk edin burayı. Yoksa avukatımı ararım, aklınıza dava açarım. Tamam, sakin Adil Bey. Madem konuyla alakanız yok, o zaman emniyete yardımcı olun. Bakın, devletime ben her zaman yardımcı olurum. Sorun o değil. Ama buraya gelip itham ediyorsunuz beni. Peki, kusura bakmayın. Ameliyatla ilgili evrakları görebilir miyim? Evraklara bakmak için polis gelecek. Lütfen yardımcı olun. Teşekkürler Adil Bey. Medya gittikçe işi zorlaştırıyor. Üzerimizdeki baskı arttı. Zanlıların elinde bir çocuk daha olduğunu biliyoruz. Eğer o çocuğun cesedini de bulursak, başımız iyice ağrır. Bak, bu adamlar çakal. Sen daha çakalsın. Bana da senin gibi bir adam lazım. Ne istiyorsun? Bak, eğer o vurduğun adamın soruşturmasından çekiniyorsan, seni koruruz, merak etme. Bak, 8 yaşında bir çocuğu öldürdüler lan. Bir keresinde de 2 aylık bir çocuğu öldürmüşlerdi. Bir market poşetinin içinde bulduk çocuğu. Dandik bir marketin poşetinde. Ne zaman çıkarım? Uzun sürmez. Seni çıkarana kadar sen şu dosyaya, soruşturma dosyasına bir göz at. Herkes işi kitabına göre yapmaya çalışıyor. Bu iş kitaba göre olmaz. Hadi gidelim. Siz gidin müdürüm. Ben biraz daha kalayım. Her şey için çok sağ olun. Peki tamam. Sana güveniyorum. Buyurun. Merhaba. Merhaba.
Sen misin buranın sahibi? Hayır efendim, yukarıda. Buyurun benim. Buranın sahibi sen misin? Evet. Ev mi bakacaksınız? Yok. Cinayet büro. Biz bu Ayşe ve Mithat çifti için bir şeyler sormaya geldik buraya. Tabii. Buyurun oturun lütfen. Nasıl yardımcı olabilirim size? Bu iki manyağı evi sen mi kiraladın? Öyle insanlar olduklarını nereden bilebilirim memur bey? Bunların bir kontratı falan var mı? Varsa ver bakayım sen onu. Aşağıda bir nüshası olacaktı. Bir saniye lütfen. Kızım, Armağan Apartmanı'nın o 105'in kontratını yukarıya getir çabuk. Bekliyorum. Bir şey ikram edebilir miyim bu arada size? Yo yo, iyi böyle, iyi böyle. Bisküvit müsküvit var mı? Maalesef. Çay var. Yok, çay istemem. Buyurun beyefendi. Ver. Sen çıkabilirsin. Alo Eda. Sana bir TC kimlik numarası vereceğim. Mithat'ın TC'si. Bir GBT'sine bak. İkişer ikişer mi vereyim, üçer üçer mi? 1709, 1599, 901. Evet. Hadi haber bekliyorum. Bu evdeki bütün eşyalar demirbaş mıydı? Daireyi möbleli olarak kiralıyordum ben. Ya zaten ev sahibi Almanya'da yaşıyormuş. Bu manyaklar kirayı direkt banka üzerinden Almanya'ya yolluyorlar. Esasında banka numarasını falan alırsak iyi olur ev sahibinin. Bak bakayım orada var mı? Yok, burada bir şey. Ev sahibinin var ama kiracıların yok maalesef. Mithat Bey 3 aylık kirayı bana peşin verdi. Ben de kendi hesabımdan ev sahibinin hesabına havale yaptım. Peki Eda, peki. Tamam. Sen manyak mısın kardeşim ha? Bu nasıl iş? Verdiğin TC kimlik numarası sahteymiş. Ben nereden bilebilirim memur bey? Sahte kimlik düzenlediklerini nereden anlayabilirim? Tamam. Neyse. Ben şimdi sana kartımı veriyorum. Eğer bir sorun olursa, seni ararlarsa falan bana haber veriyorsun. Yes mi? Peki. İyi günler. İyi günler. Dün gece hasta bakıcının burnunu kırmışsın. Oğlum manyak mısın? Nesin lan sen? Biz seni buradan çıkartalım diye uğraşıyoruz. Sen çıkmam diye direniyorsun. Abi istemeden oldu. Ne istemeden oldu ya? İstemeden oldu. Ya bırakın, istemeden oldu diyor hala ya. Pes. Sabah Bahar'ı gördüm abi. Bahar kim lan? Bahar. Ne vardı ya? Gençtik, evlenecektik. Sonra ayrıldık ya. Hatırladım. O zaman da dengesizdin. Ne istiyormuş? Bilmem. Bana niye anlatıyorsun? Ne bileyim ben. Deli mi zannetti seni? Konuşmak istedi. Ben onu tanımamış gibi yaptım. Kaçtım orada. Kaçtın mı? İyi b*** yedim. Kafayı sıyırdın zannetmiştir. Ulan insan evleneceği kadını hatırlamaz mı lan? Dikkat. İyi çıkınca haber et. Çocuğun raporu tamam. Otopsiyi siz mi yaptınız? Evet. Böbreklerden biri alınmış. Diğer yerinde duruyor. Neden? Böbreklerden biri çalışmıyormuş. Ameliyatı yapan kimse bu işte uzman olduğu belli. Hocam, böbrek nakli için doku uyumu falan gerekiyor diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Artık doku ve kan uyumu olmadan bu ameliyat yapılabiliyor. Her yerde değil tabii. Ama bunu yapabilen birkaç yer var diye biliyorum. Nasıl ya? Pek yaygın değil yani. Karım sizinle konuşmak istiyor. Çocuğunuzun tek böbreği çalışmıyormuş. Bundan haberiniz var mıydı? Vardı. Zaten tek böbreğiyle yaşıyordu çocuğum. Alo. Alo abi, benim. Şimdi Adil Kara ile görüştüm de adamda bir yamuk yok gibi. Geçen hafta bir böbrek nakli yapılmış ama şu an evraklara bakıyorum, herhangi bir sorun yok. Ne yapayım, sana soracaktım. Şu nakil yapılan kişiyi bir bulsana. Bir konuş bakalım, tersi bir durum var mı? Tamam abi, büroda görüşürüz. Tamam. Selim doktoru sorgulamış. Bir şey çıkmamış.
Yoksa şaşardım zaten. İstediğiniz kadar bakabilirsiniz. Acele etmenize hiç gerek yok. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bütün bu çocuklar kayıp mı şimdi? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Birkaç soru sormak istiyorum mümkünse. Pardon. Siz kimdiniz? Cinayet büro. Merak etmeyin, endişelenecek bir şey yok. Sadece merak ettiğim birkaç soru var. Ha, tamam o zaman. Buyurun sorun. Kızınıza takılan böbreğin kimden olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama kim bağışladıysa Allah razı olsun. Fakat siz niçin bu soruları soruyorsunuz? Biz yanlış bir şey yapmadık ki. Tamam, sakin olun. Sadece sorulara cevap verin yeter. Hastaneden aradılar. İşte kızımla uygun bir böbrek bulduklarını söylediler. Biz de geldik. Tam olarak ne zaman aradılar? Bir hafta önce. Baba. Efendim kızım. Babacığım çok güzel bir rüya gördüm. Annem sen ben Luna Park'a gitmiştik. Öyle mi yavrum? Atlı karıncaya biniyorduk. Ben iyileşince gideriz değil mi baba? Tabii gideriz. Sen önce bir iyileş. Daha birlikte neler yapacağız? Yarın gidelim babacığım. Yarına kadar iyileşirim söz. Aa işte Uğur. Emin misiniz? Evet eminim. Uğur Soydaş. Mersinli. Ailesini yangında kaybetmiş. Ah yavrum benim. Neler gelmiş başına. Ay o canilerin elinden sağ salim kurtulsa bari. Atar, atar. Anca oraya git, buraya git. Ne yaptınız lan bütün gün? Ben size söyledim müdürüm. Plansız, programsız iş olmaz diye. Sen sus. Bütün gün pinekledin durdun burada. Yok çocuk kaçırılma sayısı şu kadar artmış da. Yok gasp şube bu kadar başarılıymış da. Eylem var mı eylem? Yok. Anca laf. Ayıp oluyor ama müdürüm. Başlatma lan müdüründen. Eda, yok mu bir gelişme? Var müdürüm. Zanların yanındaki çocuk onların çocuğu değilmiş. Komşulardan bir tanesi çocuğu tespit etti. Çocuğun adı Uğur. Ailesi yangında ölünce kaçırılmış. Başka? Ona neden bir şey yapmamışlar? Ölen çocuğun annesi Uğur'un Ayşe'ye teyze dediğini duymuş. Çocuğun kimliğini öğrendikten sonra biz de araştırdık. Doğru çıktı. Yani Ayşe Uğur'un teyzesiymiş. Başka? Şimdilik başka bir şey yok. Müdürüm hepsi bu değil. Otopsi raporu geldi. Çocuğun tek böbreği alınmış. Öbür böbreği zaten çalışmıyormuş. Benim anladığım bunlar iki böbrek için anlaşma yaptılar. Ellerinde bir çocuk daha olduğuna göre ya onu kullanacaklar ya da yeni bir kurban bulacaklar. Hadi ya. Yani bu işin devamı gelecek mi diyorsun? Bence devam edecek müdürüm. Adil'in hastanesinde de organ nakli yapılmış müdürüm. Ama Selim bir şey bulamadı. Bulamadım değil. Her şey yasalmış. Nakil yapılan tek bir kişi var. Onun da ameliyatı geçen hafta yapılmış zaten. Sen kim bilir nasıl sorguladın o herifi? Kes be, kes! Ah! Amirim! Lan yürü git oğlum, git sabah sabah asabımı bozma. Ne yaptınız bu hokkabaz işini? Ulaşamadık daha. Telefonu kapalı. Ama ev adresini bulduk. Ha. Birazdan gidiyoruz. İyi, beraber gideriz. Kadının telefon kayıtlarına ulaşabildiniz mi? İçeride çalışıyorlar. Haber bekliyoruz. İyi. Bilgi işlemdekilere söyle, işi hızlandırsınlar. Esat, biz seninle biraz konuşalım. Sırıtmayın lan. Yarın saat kaçta? Direkt mi gidelim biz? Oradan buluşacağız.
Tamam. Ameliyatı kim yapacak? Gene kabul etmedi ha? Tamam. Diğeri hala orada mı? Tamam, tamam. Tamam hadi görüşürüz hadi. Ben annemi özledim. Of! Kes sesini artık. Ayarlamışlar mı? Evet. Bu iş yarın akşam bitiyor. İyi misin? Saçma sapan konuşma be. İyi. Konuşmaya başlamışsın hiç olmazsa. Dua et emniyet müdürü girdi devreye. Yoksa sen zor çıkardın o tımarhaneden. Soruşturmayı sen mi yürütüyorsun? Ha. Başka kim yürütecekti? Müdür dosyayı getirdi mi sana? Heh, getirdi. Bir hadise çıkartma Behzat. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim Bahar Hanım. Rica ederim. Behzat belki beni unuttu ama ben sizleri henüz unutmadım. O da unutmuş değil. Bana bahsetti. Ben de haddim olmayarak numaranızı danışmadan istedim. Sorun değil. Hastaneye ben dedemin doktoruyla görüşmeye gitmiştim. Hı hı. Açıkçası Behzat'ı görünce çok şaşırdım. O da şaşırmış zaten. İşin aslı şu ki Bahar Hanım, Behzat kafayı yemedi. Yani başka bir sebepten ötürü bilinçli olarak kapattık onu oraya. Zaten bu akşam da çıkıyor. Görev icabı mı olarak? Evet, evet. Böyle de denebilir. Anlıyorum. Adil'in sorgusunu kim yaptı lan? Selim Sala. Bürodan ayrılmayan adamı sorguya mı gönderdiniz lan? Yok, biz göndermedik. Kim gönderdi? Büroda kimse kalmayınca Tahsin müdürü mü yollamış? Bırak lan. Bana ayak yapmayın. Siz geceye vermişsiniz adamı. Duydum ben. Yok amirim ya. Ya bu Eda ile Selim'i yan yana görünce kaşı gözü ayrı oynuyor bunu. O yüzden biz de Selim'i geceye verdik. Olay çıkmasın diye ya. Hala devam mı lan? Yok amirim ben çoktan unuttum o mevzuyu. Ya artık İngilizce de öğrenmiyorum zaten. Geldik. Şurası. 2,5 ay önce kızını kaybetti. Hepimiz perişan olduk. Bilmiyordum. Başınız sağ olsun. Sağ ol. O olaydan sonra uzun süre hiç kimseyle konuşmadı. Çok kötü günlerdi. Peki şimdi nasıl? Çok iyi Diana. Doğrusu bugün bana sizden bahsetti. Onu o şekilde orada görmüş olmanız biraz canını sıkmış. Anlıyorum. Peki benden ne istiyorsunuz? Sizin için ne yapabilirim? Bahar Hanım yanlış anlamayın ama tek isteğim Behzat'ı tekrar hayata bağlamak. Bunun için diyorum ki eğer onunla konuşursanız bir yararı olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Kıyaslanamaz bile ama ben de boşandıktan sonra çok zor zamanlar geçirmiştim ve beni hayata bağlayan tek şey çocuklarım olmuştu. Behzat'ı hayata bağlayan hiçbir şey yok diyebilirim. Bakın Şevket Bey, benden çok zor bir şey istiyorsunuz. Belki Behzat benimle hiç konuşmak istemeyecek bile. Olsun. Bir denemiş oluruz. Umarım işe yarar. Benim kalkmam lazım. Kızımı kreşten almam lazım.
Sizi geçireyim. Teşekkür ederim. Emirdin amirim. Sihirbazı konuşmasın diye öldürmeleri benim hiç aklıma yatmıyor. Ne biliyordu ki konusu? Belki de bir şeyleri fark etti. Ne bileyim. Adam nasıl yiyor ya? Yer tabii. Adam öldüğünden beri aç. Kim bilir ne zaman öldü. Bir baksanıza buraya. Gizli kamera mı kurmuş bu? Evet. Yatağa bakıyordu. Bak. Bakın şuna. Vay vay. Vay anam vay. Of. Şunlara bak ya. Dur 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 bacım, ne yapıyorsun ya? Sen bakma, abdestin falan kaçar ya, git. Hastasınız siz ya. Allah Allah. Eleman koleksiyoncu kesin. Bunun arşivini falan varsa hemen bulalım onları. Çocuğun nerede uyuyor? Odasında. Merak etme sen. Bu saatte top atsan uyanmaz. Sen burada biraz dur. Birazdan geleceğim. Amirim, birkaç fotoğraf bulduk. Sorguladığım komşulardan biri doğum gününe gelen sihirbazın kızıyla birlikte geldiğini söyledi. Demek ki Ayşe kızı orada gördü. Sonra da canı kaçırdı. Ameliyatta böbreklerinden sadece birinin çalıştığını öğrendiler. Ama bir alıcı daha vardı. Bunun için de bir böbreğe daha ihtiyaç duydular. Ha. Ayşe Uğur'un öz teyzesi olduğu için de ona kıyamadı tabii. Bu kızı kaçırdı. Eğer biz bu kızı bulamazsak, bu kızı da kesecekler. Amirim merhaba. Ayşe'nin telefon kayıtları geldi. Olayın gerçekleştiği gün 3 kişiyle görüşme yapılmış. Kaçırılan çocuğun annesi, sihirbaz Engin, bir de özel adil hastanesi. Şu Selim'in sorguladığı adamın hastanesi mi bu? Evet, Adil Karan'ın hastanesi. Adamın adresini versene bana. Savcıyı arayıp arama izni çıkartmamı ister misiniz? Eda. Güzel kızım. Önce biz bir arayalım,
Ondan sonra izni çıkartırız. Adresi ver. Tamam. Oran sitesi. Tamam. Eda, Akbaba'yı da ara, bu Adin hastanesine gitsin. Organ nakli yaptırılan çocuğun babasını merkeze getirsin bir. Emredersiniz. Nereye? Orana. Anladın mı? Orana. Niye gülmüyorsun lan? Espri yaptım, orana diye. Pardon abi. Kimseyi tanımıyorum. Bırakın beni. Ha. Bırakayım mı lan? Ha? Bırakayım mı? Bırakma, bırakma. Lütfen bırakma. Konuş lan o zaman. Konuş. Ayşe midir nedir? Seni aramış. Ne ayak? Bütün gün yüzlerce kişiyle konuşuyorum. Ne bileyim ben? Organ mafyasına da bulaşmışsın. Aklandım ben. Yalan söyleme lan. Tek başına mı çalışıyorsun? Hastane personeli de bu işin içinde mi? Abi. Ha. Atalım bunu ya. Atalım. Organ mafyası yaptı deriz. Sen bir şey bulabildin mi lan? Bu karısıyla çocuğunu tatile göndermiş. Telesekretere mesaj bırakmışlar. Konuş lan. Bana isim ver lan. İsim ver lan bana. Tamam. Tamam vereceğim. Çocuğun böbreklerini ben almadım. Alan doktoru da tanımıyorum. Sadece hastanemi kullanmalarına izin verdim. Bayıldın mı lan? Ha? Bayıldın mı lan? Tehdit edildim. İzin vermezsem karımı ve çocuğumu öldürmekle tehdit ettiler. Bana ne lan? Kim kimi tehdit etmiş? Bana ne lan? Bana ne? Bana isim ver lan, isim, isim. Beni ziyarete biri geldi. Adı Zekeriya. He. O kim lan? Müşteriyle doktoru bulan adam. Beni tehdit etti hastaneyi kullandırmam için. Ben de mecburen kabul ettim. Organ mafyasıyla ilişkin olduğunu bildikleri için sana geldiler. Yardım etmezsen eğer ismini deşifre edeceğini söylediler. Doğru mu lan? Ayşe neden aradı lan seni? Onu tanımıyorum. Hastanemde ikinci ameliyatı yapmak istediler. İzin vermedim. Ailemi tatile gönderdim. Ben de kaçacaktım. Şu Zekeriya'yı hastane kameralarından bir tespit edelim. Peki. Kameraları kapattılar. O gün kayıt yapmadı. Bütün her şey önceden planlanmıştı. İkinci ameliyat gerçekleşti mi? Bilmiyorum. Ama ameliyat gerçekleşse bile bir şeye yaramaz. Neden? Hastanemde ileri teknoloji kullanılıyor. Biz kan ve doku uyumu aramıyoruz. Bana reklam yapma lan. Doğru dürüst konuş. Yani ameliyat gerçekleşse bile böbrekler bir işe yaramaz. He. Bu teknolojiye uygun başka bir hastane var mı lan? Bilmiyorum. Bu adamları iyi tanırım. Ameliyat için başka hastane aramayacaklardır. Hadi gidelim. Amirim evde güzelmiş ya. Ankara'da organ mafyası soruşturması kapsamında polisin dün akşam saatlerinde baskın yaptığı evde Engin Zeybek'e ait olduğu tespit edilen bir cesede ulaşıldı. İllüzyonistlik yaptığı belirtilen Engin Zeybek'in 8 yaşındaki kızı Melis evde bulunamadı. Ankaralılar bir gün arayla kaçırılan ikinci çocuğun şokunu yaşarken Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden... Günaydın. Günaydın da abi, ben sana anahtar falan verdiğimi hatırlamıyorum. Sen içerideyken yedeğini yaptırdım. Yavaş! Abla! Oğlum ödümü kopardın ya, bu ne be? Tavşan. Nereden çıktı bu? Olay yerindeydi. Görgü tanı. Ben daldım. Hızlı, iyi yedim. Gel, gel, gel. Al. Bahar'ın telefon numarası. Kızının gittiği kreşin de adresi var. Abi sen kafayı mı yedin ya? Ne konuşsun Bahar'la? Ya bir şey konuşmadım, bir derlenme hemen ya. Bak, dün gece görüştük. Seninle konuşmak istiyor. Benimle ne konuşmak istiyor? Ne dedin sen? Ya ne konuşmak istemezsin ya? Eskiden senin sevgilin değil miydi bu sana? Abi eskidendi, eskiden. Bir rahat bırak ya beni. Bir rahat bırak, içeride dışarıda. Rahat bırak ya. Yok mu senin ailen abi? Yok mu senin çoluğun çocuğun ya? Bırak beni ya. Bırak ya. Rahat bırak beni ya. Rahat bırak. Nereden buldunuz böbreği?
Bunu dün de söyledim. Hastaneden aradılar. Kızınıza uygun bebek bulduk dediler. Ben tek başıma nereden bulayım böbreği? Kim aradı hastaneden? Adil Bey bizzat aradı. O mu yaptı ameliyatı? Hayır, başka biri. Kim yaptı? Hatırlamıyorum. Bana yalan söyleme lan. İnsan kızının ameliyatına kimin girdiğini bilmez mi? Ortada yasal olmayan bir durum yok. Beni neden getirdiniz buraya? Bırakın da kızının yanında olayım. Bak. Adil'in bir süredir organ mafyasıyla işbirliği yaptığını biliyoruz. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne kadar aldın lan böbreği? Haksız yere buradayım. Avukatımla görüşmek istiyorum. Merhaba. Buyurun. Behzat adında bir komiser arıyorum. Kendisi burada mı acaba? Şu anda burada değil. Siz kimdiniz? Ruh ve sinir hastalıklarından arkadaşıyım. Pardon, anlamadım. Sorun değil. Kendisini nerede bulabilirim? Çok pardon. Amirim? Var mı bir gelişme? Yok. Şu Zekeriya denen adamı araştırıyoruz. Ha, kim araştırıyor? Gaston abla. Ha. Söyle o zaman, acele etsin. Şu nakil yapılan çocuğun babasını aldınız mı içeri? Aldık Harun, şu anda sorguda. Anladım, tamam. Bir gelişme olursa beni ararsınız. Ben de bir saate kadar oradayım. Amirim, şu anda yanımda sizin arkadaşınız olduğunu iddia eden bir genç kız var. Kimmiş? Pardon, adınız neydi? Şule, Cale, Berna ya da Selma, ne fark eder değil mi onlar? Şule, Berna, Selma gibi bir şeymiş. Kesinlikle. Selam, ben Şule, hatırladın mı? Tamam, bir saat sonra. Görüşürüz. ₺5 alayım, otopark ücreti. Karı gibi sırıtmayı bırak lan, otopark ücretini ver. Uçtan bakalım ₺5. Merhaba. Merhaba. Fazla yaramazlık yapmayacaksın, tamam mı? Tamam anneciğim, az yapacağım. Sizi de fazla yarıyor herhalde. Yok canım, alışkınım ben. Akşam beni almaya geç kalma. Tamam, öp bakayım buradan. Oh! Uy. Hadi bakalım. Hadi. Gel bakalım. İyi günler. İyi günler. Amirim, polis misin? Ben de arabayı sivil görünce şey zannettim. Hayret bir şey ya. Polisten polisim de. Bu kadar zor mu yani? Ya bir gececiyim, bir gündüzcüyüm. Uyuyamıyorum diye hayıflanıyorum ama senin de benden bir farkın yok. Bu iş çözülene kadar böyle. Aklım hep o iki çocukta. Doktor Adil konuşmuş diye duydum. Behzat amirim mi sorguladı? Dün akşam evine gitmişler. Benim hakkımda olumsuz bir şey dedi mi? Biliyorsun, ilk önce ben sorguladım onu. Saçmalama. Neticede onlar giderlerken elimize kanıt vardı. Senin gidip bilgi alamaman çok normal. Benim elimde kanıt olacaktı zaten de. Neyse. Ne haber Eda? Bir şey mi vardı? Evet evet. Zekeriya'nın kim olduğunu bulduk. Asıl adı Rıza'ymış. Nasıl buldunuz ya? Kameradan. Hani bunların görüştükleri gün kameralar çalışmıyordu? Bunun hastane cadde üzerinde ya. Oraya bakan mobeselerden yararlandık. Zekeriya ile Adil'in görüştüğü saati öğrenip o saatte hastaneye giriş yapanları tespit ettik. Adil de bize Zekeriya'yı gösterdi. Sen ver bakayım şu fotoğrafı. Bu arada Adil de iyi benzetmişsiniz ha. Adam bülbül gibi şakıdı vallahi. Vallahi mi? Ben bu adamı tanıyorum ya. Şey bu. Harun nerede? Sorguda. Bak. Kızın yeni ameliyat olduğu için fazla ses çıkarmıyorum sana. Ama eğer kızına takılan böbrek
O çocuğunsa mahvederim seni. Ben böyle bir şey yapar mıyım? Ne diyorsunuz siz? Vicdansız mıyım ben? Adamımızı buldum abi. Kimmiş? Bu. Vay şerefsiz. Sen tanıyor musun bunu? Hiç görmedim. Hadi ya. Tanıdı. Bak. Güzellikle soruyorum. Kim bu adam? Ne yapmış bu adam? Böbrek satmak için bir çocuğu kestirmiş. Bilmiyordum. Ben yalnızca kızımı kurtarmak istedim. Bu adamların böyle olduğunu bilmiyordum. Seninle anlaşma yapan bu adam mıydı? Evet. $100,000 verdim ben bu adama. Bana yurt dışından böbrek getirtebileceğini söyledi. Orada insanlar böbreklerini satıyorlarmış. Allah, ne yaptım ben? Tamam. Sakin. Harun sen çık abi. Bana birini gönder. Geri kalanını ben hallederim, tamam? İyi günler. Hoş geldiniz. Tavşan mı alacaksınız? Yok, bende var zaten bir tane. Öyle mi? Cinsi ne sizdekinin? Tavşan. Genelde cinsi bilinmez zaten. Ben şey diyeceğim. Buyurun. Nasıl bir yem almam lazım bu hayvanlara? Kaç yaşında tavşanınız? O kadar işte. Yani mesela şu 2-3 aylık. Ha. 2-3 aylık o zaman. Size o zaman tane yemlerden vereyim. Her gün 35 gram kullansın. Başka? Bir de tavşanlar lahana, havuç, ıspanak ve brokoli tarzı sebzelere bayılırlar. Alo abi. Neredesin? Tavşan manavı mı? Eyvallah. Abi bu Adil'in bahsettiği adamı tespit ettik. Ha. Evi kiraya veren emlakçıymış. Batıkent'te. Tamam, ben Batıkent'e gidiyorum zaten. Tamam. O zaman yanına geliyorum. Tamam. O zaman sen bana o söylediğin yemlerden ver. Bir de 1 kilo brokoli ver. Brokolimiz yok. Niye yok? O tür ürünleri manavdan bulabilirsiniz. He. Evet. İyi, o yemden ver o zaman. Peki. Selam. Hayvan mı alıyorsun yoksa? Nereden çıktı sen be? Nasıl olduğunu merak ettim. İşim gücüm de yok zaten. Ne o hayvan dedektifi mi oldun sen? Bizim yemler ne oldu? Buyurun. Yeminiz hazır. Nedir borcumuz? 15 lira. Teşekkür ederiz. İyi günler. Eyvallah. Ne? Takip mi ediyor sizi? Evet. Neden? Bir şey mi yaptınız? Hayır canım. Ne münasebet? Ay, çok affedersiniz. Saçmaladım. Kusura bakmayın. Bu sabah sizinle görüştüğümden bahsetmiştim ona. Cins bu adam ya. Ya şu koskoca alışveriş merkezini idare ediyorum. Bir şu adamı idare edemedim. Şevket Bey, bakın yanlış anlamayın. Ben buraya onu şikayet etmeye gelmedim. Tamam. Sizin için ne yapabilirim? Bakın, ben diyorum ki onunla bir konuşsanız. Anlasanız derdi neymiş, niye böyle davranıyor ha? Tamam, siz hiç merak etmeyin, ben konuşurum onunla. Yani takip eder ama sapık değildir. Öyle düşünmemiştim zaten. Kusura bakmayın, ben de sizin başınıza bela açmış gibi oldum. Ha, dediğim gibi gerçekten ben onun nasıl olduğunu merak ediyorum. Kendim için endişelendiğim falan yok. Olsun, yani o yaşta adama yakışır mı çoluklu çocuklu kadını takip etmek? Yani insan bir DJ varsa yanına gelir, anlatır, konuşur yani bu bir şey. Kusura bakmayın, sinirleniyorum. Şu halime bakın. Tamam, sorun değil gerçekten. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ben konuşacağım kendisiyle. Bu sorunu çözeceğim. Peki. Teşekkür ederim. İş yerimi nereden buldun sen? Cinayetçiyim demedin mi sen bana? Cinayetçiyim dedim de gel beni ziyaret et demedim ben sana. Sonuçta açık adresini vermişsin. O dakikadan sonra ziyaret edip etmemek bana kalmış bir şey. Tamam. Ne istiyorsun benden? Bugün bu tanımazlıktan geldin, onu soracaktım. Ne iş?
sen Bahar'ı nereden tanıyorsun? Dedesini tanıyorum, yakın arkadaşım. Arada aklı gider ama iyi adamdır. Bahar'ı tanıyor musun, tanımıyor musun sen? İsmen tanıyorum. Dedesine söz verdim, Bahar'ı tekrar evlendireceğim. Dedesi mi istedi? Evet. Adamcağızı kıramadım, kabul ettim. Adaylarımdan biri sen olabilirsin aslında. Saçma sapan konuşma be. Tamam tamam, gerginlik yaratma. Hem unuttun galiba, benim adı konmamış hastalıklarım var. Selam amirim. Bu baya kim? Bayan lafından nefret ederim. Kim bu? Ne iş amirim? Uzatma lan. Yürü hadi. Yürü lan. Sen de yaşın uygun bir şeyler bul. Amirim, adamı kaçıracağız. Alıp konuşturalım. Biraz takip edelim. Eğer aracılık yapıyorsa her şeyden haberi vardır. Sence bizi çocuklara götürür mü bu? Bakacağız. Hazır mı? Hazır. Tamam, sen geç yerine. İyi de bu doktor nerede kaldı ya? Babam ne zaman gelecek? Gitmek istiyorum buradan. Ne olur gidelim. Sakin ol Melis. Baban birazdan gelip seni buradan alacak. Baban gelene kadar sen şu meyve suyunu iç, tamam mı? Tamam. Emniyetin tetikte olduğunu bildikleri için hastaneleri kullanamazlar. Medyada olayın üzerine gidiyor tabii. Bunların bekleyecek vakti kalmadı. Bir an önce böbrekleri alıp çocuklardan kurtulacaklar. 4534 merkez. 4534 merkez. Merkez dinlemede. Güvercinlik tünel yolu. Depoların önündeyiz. Anlaşıldı. Acil takviye ekip istiyoruz. Acil takviye ekip. Adamları bulduk. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. 84. sokak ne tarafta? Bilmiyorum, başkasına sor. Ya buralar birbirine benziyor. Dön dolaş aynı yere geldik kardeşim. Ya git kardeşim, başkasına sor ya. Kaçıncı şimdi sokak? Hazırız, başlayalım.
haydi! 2 dakikaya oradayız abi, dayanın! İyi tamam, dinle beni. Ameliyatı yapacak olan doktor hangarın dışına kaçtı. Geçin önlükte. Tamam. Atın lan silahları, atın! Atın hele! Uzatma elini. Uzat. Geç kaldınız beyler. Ne madem geldiniz? Temizleyin ortalığı. Gel bakalım, gel. Bırak! Olur mu bırak! Bırak! Ne kaçıyorsun lan gevşek? Süründüreceğim sizi, hepinizden şikayetçi olacağım. Karnınız aç mı? Hayır. Değil mi? Komiseri nerede bulabilirim? Teşekkür etmek istiyorum da kendisine. Birazdan gelecek. Tamam, bekleriz tamam. Bizi. Bizimkinin konuşmasını seyrettiniz mi televizyonda? Yok, ben seyretmedim. Cumhurbaşkanı da internet sitesinde emniyet teşkilatına şükranlarını sunmuş. Ben de bir ara internete girip bakacağım. Bugün överler, yarın unuturlar. Siz bunlara kafayı takmayın. Hatta bazıları bugün yapılanları umursamaz bile. Hele senin yaptıklarını. Ben ne yapmışım ki? Tahsin'in haberi var. Bu iş bitince söyleyecektik sana. Müfettişler çıktığını duymuş. Kurtuluş Parkı soruşturmasına kaldıkları yerden devam edecekler. Ne, devam etsinler. Seni harcamayız. Eğer seni harcarlarsa biz de birilerini harcarız. Merak etme. Yetişmiyor senin gibi cinayetçiler. Ben zaten emekliliğimi isteyeceğim. Yani meslekten ihraç edilmek falan hiç umurumda değil benim. Meslekten ihraç etmek isteseler iyi. Savcı seni cezaevine göndermek istiyor. Haftaya müfettişler de gelecek. Bir emniyet, bir de mülkiye müfettişi göndereceklermiş. Dosyayı kapatmak için her kanalı zorlayacağız.
Hiç endişe etme sen. Benim endişe ettiğim falan yok. Yani konuşmamız bittiyse ben gidebilir miyim? Bir şeyler içeriz diye düşünüyordum. Sen ne yapacaksın? Ben tavşanı besleyeceğim. Kaçırılan çocukların aileleri burada size teşekkür etmek istiyorlar. Eda, bu işle sen ilgilensen olmaz mı? Çok ısrar ettiler. Gördüm. Aman efendim, Allah bırakın lütfen, lütfen, lütfen. Nasıl Allah bakalım? Ha? İyi. Allah sana ne muradın varsa versin. Çoluğum çocuğum sana başlasın. Kızımı kurtardığınız için size nasıl minnettarımı anlatamam. Onun öldüğünü düşündükçe nasıl acı çektiğimi tahmin bile edemezsiniz. Görevimiz. Ben sizi böyle yolcu edeyim. Buyurun. Sabah görüyorum seni akıl hastanesindesin. Akşam insanlar senin elini öpmeye çalışıyor. İnsanları anlamak mümkün değil. Hoş! Yürü git lan! Ne yapıyorsun kardeşim? Behzat. O ne öyle? Tavşan. Cebinde mi taşıyorsun bunu? Ben bunların nasıl dolaştırılacağını bilmiyorum. Yarın bir peşopçuya bir sorayım. Biliyor musun? Hala insanı şaşırtabiliyorsun. Ben seni ne zaman şaşırttım ki? Polis olmaya karar verdiğinde. Ama ya polis olacaktım ya asker, başka seçeneğim yoktu. Vardı aslında. Ama... Ama? Biz burada ayrılalım. Oğlum Ulaş birazdan gelir. Tanımadığı biriyle görmesin beni. Yoksa bütün gece soru yağmuruna tutar. Tamam. Behzat. Hı. Bir daha benimle görüşmek istersen telefon et. Takip etme lütfen. Olur.
Amirim ateş yakma. Yakaladık. Amirim yakaladık zaten. Tamam indir silah. Amirim. 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 Amirim.